Arkadaşlar merhabalar. Yamukta konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda da yamukta yamuğun alanını anlatıp yamuğu bitireceğiz inşallah. Evet başlayalım isterseniz yamuğun alanı nedir? Yamuğun alanı basit kardeşim. Genelde alan dağıtmalı sorularda çok uğraşacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. özel bir açı ya da yükseklik falan filan olduğu zaman ya da dik yamuk olduğu zaman şu formülü uygulayacağız. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 formülünü uygulayacağız. Yamuk alan neymiş arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yalnız yamuğun alanı tamam. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 nereden geliyor? Hemen onu göstereyim. İsterseniz şöyle çizdiğiniz zaman şu üçgenin alanı nedir? A çarpı h bölü 2. Şu üçgenin alanı da şuradaki yükseklikte eşit olmuyor mu İki paralel doğru arasında? C çarpı h bölü 2. Topladığımız anda a e, alt taban artı üst taban yani a artı c çarpı h bölü 2'ye eşit oluyor. Yalnız Tamam. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 de şuradaki ifade size tanıdık geldi mi? A artı C bölü 2 var değil mi burada? Bazı sorularda biz bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda orta taban çarpı orta taban çarpı Yükseklikte diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hani orta tabanın verildiği sorularda. Bunu bilmek zorunda mısınız? Değilsiniz. Yamuğun formülünden geliyor zaten. Siz orta tabanında bulursunuz. A artı C bölü 2 dersiniz. Orta taban verilmişse. Oradan da yine sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. Yalnız yamuğun alan formülünün alt taban artı üst taban çap yükseklik bölü 2 olduğu... Aklınızda bulunsun. Mesela özel bir açı var burada. Hemen buradaki açı kaç derecedir? 30 derecedir. Sen buradaki alanı bulmak için ne yapacaksın? Tabanına ait yüksekliği bulacaksın. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 3 yaptı. Ee, tabii ben yine e, her zaman gibi eksik bir şeyler bırakmışım. Buraya da bir 4 diyelim isterseniz. Uzunluk olarak eksik bırakmışım arkadaşlar burayı. Çünkü bize şey de lazım. Üst tabanda lazım. Devam edelim soruya o zaman şimdi çizdik ya yüksekliği. Yüksekliği de kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Çünkü 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Şimdi yamuğun alan formülünü uygulayabiliriz. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaçtı? 3 bulmuştuk. Bölü 2 bana alanı verecektir arkadaşlar. 12 çarpı 3 bölü 2. 36 bölü 2'den kaç çıkıyor? 18 çıkıyor. Evet cevabımız 18 oldu. Geldik şu soruya. <laughs> Bakın burada bir açı ortaylar verilmiş. Gördünüz mü? Açı ortaylar verildiğinde açı ortaylar nasıldı? Dik ve orta taban üzerinde kesmiyor muydu? Bu önemliydi arkadaşlar ve çok çıkıyordu karşımıza. O zaman hemen burada açının dik ve şuradan bir orta taban çizdiğimizde 5, 5. Hatta muhteşem 3'ten burası da 5 mi oldu? Muhteşem 3 çıkıyordu değil mi de? Evet burası 5 çıktı. Aynı zamanda bakın bu orta taban çizgisi 3 ise yukarısı da 3 değil midir? Ha, şimdi yamuğun alan formülü. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Alt taban artı üst taban yok. Ama A artı C bölü 2 var arkadaşlar. Oradan gidebilirsiniz. Ya da biz direkt alana ne diyorduk arkadaşlar? Orta taban çarpı yükseklik demiyor muyduk? Orta taban var zaten burada. 5. 5 çarpı yüksekliğimizde kaç çıktı? Dik yamuğun dik kenarı zaten yüksekliği yapıyor. 6 yaptı. 5 çarpı 6'dan cevabı kaç bulduk? 30 bulduk arkadaşlar. Tamam. Orta taban çarpı yüksekliği de kullanmakta fayda var. Geldik şu soruya. Evet taralı alanı 15 vermiş. A, C verilmiş. 10 verilmiş. Şimdi A artı C'yi 12 vermiş bize. Tamam. Şimdi burada açı ortaylar gördük. Hemen açı ortaylar hocam dik ve orta taban üzerinde kesişiri düşünelim diyebilirsiniz. Ama bak bu orta tabanı çizdiğiniz zaman ne çıktı? Yani şurayı iki eş parçaya bölüyor. 5 5 sanki pek bir işime yaramayacakmış gibi değil mi? Hani şurada uzunlukları da bilmiyorum ki hani alan dağıtayım bir şeyler yapayım falan filan. O yüzden bu yoldan vazgeçtim. Ne yapabilirim başka? Bir de bu açı ortaylar dikme üzerinde kesirken bir ispat yapmıştım. O ispat yöntemini kullanacağım ama mantığını söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın şimdi bize bu üçgenin alanı verilmiş. Açı ortaylar bir kere nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Bu dik bir eki işimize yarar. Bir yaramaz. Neyse. Şimdi e, taban var. Alan var. O zaman bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir arkadaşlar? Yani 10 çarpı h bölü 2 eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 diyeceğiz. Buradan h'ı kaç buluruz? 3 buluruz. H 3 çıktı. Peki kardeşim devam edelim şimdi soruya. Bize ne lazım? Yamuğun yüksekliği lazım. Bak açı ortay. Kola dik çizilmiş. Diğer kolada sen bir dik çizsen bunlar birbirine eşit olmuyor mu? Yani burası da 3. Burada da bakın açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola sen bir dik çizsen burası da ne oldu? 3 oldu. Ve yamuğun yüksekliğini de bulduk. Alt taban artı üst tabanımız da belli zaten. O zaman yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 6 yaptı. Bölü 2. A artı C zaten 12 idi. Yani 12 çarpı 6 bölü 2'den cevap kaç çıkıyor o zaman? 36 çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Yine ne yaptık? Mantığı kullandık. Bak üçgende alan mantığını kullandık. Ondan sonra yamuğun özelliğine geçtik. Geldik bu soruya. ABC'de bir dik yamuk demiş. Peki dik yamuksa o zaman burada kaçılarımız nedir arkadaşlar? 90'ar derecedir. Allah Allah. Hiçbir şey vermemiş. Sadece alan ABCD'ye 50 vermiş. Ve şunları birbirine eşit vermiş. Ya yapacak bir şey yok. Üçgen bilgisini kullanacağız. Mecbur. Yani burada 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapıyorduk 90'lar havada uçuştuğunda? Alfa beta açılarına dalıyorduk değil mi? Alfa ise burası da beta. Bakın şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hatta ve hatta kırmızılar ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Madem kırmızılar eş üçgen, hemen kırmızının karşısında alfanın karşısındakine A dersem buradaki alfanın karşısında ne oldu? A oldu. Eş üçgenin mantığını kullanmalıyım. Beta'nın karşısına B dersem, buradaki beta'nın karşısında ne oldu arkadaşlar? B oldu. Ve bakın yamuğun alanını vermiş bize. Hep ne diyorum ben size? Verilen bilgiyi kullanmadığın sürece soruyu çözemezsin. Yani verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. Bak 90'lar beni alfabete itti. Sonra eş üçgeni yakaladım. Eş üçgenden dolayı A'yı B'yi yazdım. Sonra da alan ABCD'yi 50 vermiş. Bir de onu kullanmam lazım. Alt taban artı üst taban. B artı A değil mi kardeşim? Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik. B artı A bölü 2. Eşittir kaçmış? 50'ymiş. Tekrar söylüyorum. Alt taban artı üst taban. B artı A. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de zaten nedir arkadaşlar? B artı A bölü 2. Bakın yukarısı B artı A çarp B artı A yaptı. Yani B artı A'nın karesi yaptı. Eşittir 100 yaptı. Dolayısıyla B artı A'yı kaç bulduk arkadaşım? 10 bulduk. Bizden ne isteniyor? AD isteniyor. AD de zaten bakın. AD uzunluğu da B artı A'ya eşit değil mi? Yani cevabımız kaç çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. Evet gelelim. <laughs> Yamukta alanla ilgili bazı özellikler var arkadaşlar. Bu özellikler de özellik olarak algılamayın. Ha, kolay. Çünkü paralel kenarda da biliyoruz. Üçgende de biliyoruz. O yüzden rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani ben burada özellik olarak veriyorum ama aslında özellik değil. Bu paralel kenarda arkadaşlar ya da pardon şeyde yamukta atıyorum burası 2K burası 3K ise 2K'daki alan 2A ise 3K'daki alan 3A'dır. Tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde ters düz üçgenlerin alanları da birbirine eşit. Paralel kenarda da demiştik zaten biz bunu. Çünkü niye? Biz bu Alan dağıtımını ne zaman yapıyorduk? Yükseklikler eşit olduğunda değil mi? O zaman 5, 3K'ya ait yükseklik, 2K'ya ait yükseklik, 2 paralel doğru arasındaki yükseklik olduğu için birbirine eşit değil mi? Ondan dolayı 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebiliyoruz arkadaşlar. Oranlamalar olduğunda yine alan dağıtmaya devam. Zaten e, ilk videomda da bu alanla ilgili soru çözerken böyle alan dağıttık zaten biz. Üçgen bilgisi. Mesela alan ABCD isteniliyor bizden. Arkadaşlar bak şimdi. Çift çizgiler şuradaki alan e, eşitler verilmiş. Bunları kullanmam lazım. Alan da verilmiş. Oranlama da var. Kesinlikle alan dağıtma sorusu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 girmene gerek yok. O zaman ne yapacağız? Hemen çift çizgiye göre. Yani A'ya göre alan dağıtım yapalım isterseniz. A'daki alan 10 sa A'da kalan yine nedir? 10 değil midir? Evet burada kalan da 10 çıktı. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın ters düz dükkanlar çıktı. 5K'da kalan sakın 10 demeyin. 5K'daki... Ve 5K'dan 2 kya dağıtacağız ya. O yüzden ters düz üçgenlere bakmamız lazım. Yani iki paralel doğru arasında yükseklikler eşit ya. O yüzden tamamına bakmamız lazım. 5k'de kalan 20 ise kaç katı? 4 katı. 2k'de kalan da 4 katı kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Alan ABCD de kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 28 yapıyor. Gördüğünüz üzere. Tamam? Buna dikkat edin. Sonra şununla ilgili altta bak bir soru yazdım. Böyle bir özellik var arkadaşlar. Bunu özellik olarak bilseniz olur mu olmaz mı bilemedim. Size kalmış ama ben e, sırf kitaplarda çıktığı için ve yapılamayan sorular arasında olduğu için özellik vari olarak yazmak istedim arkadaşlar bunu. Ama ben böyle bir soru geldiği zaman bunu da özelliksiz yapıyorum. Biraz sonra görürsünüz. Üçgenlerden yapıyorum. S3 niye yazdım ben buraya? Ay Allah. S2. Arkadaşlar çok basit aslında. Kuralı da çok basit olduğu için verdim. S1 bölü S2 şu x ve c'ye ait yamuk. x ve a'ya ait yamuk. Kareleri farkı kareleri farkı. Yani x kare eksi c kare bölü a kare eksi x kare. Hocam x kare eksi a kare olmaz mı? Şimdi x daha büyük ya hangisi daha doğrusu büyükten küçüğü çıkartacaksınız. Kareleri farkı kareleri farkı. Sınırladığı alanların oranlarına eşittir arkadaşlar. A kare eksi x kare neye eşitmiş? S1 bölü S2'ye eşitmiş arkadaşlar. Ha soruda ben böyle mi yapacağım? Tabii ki hayır. Nasıl? Bakalım. Normalde bak 9 4 bölü 5 eksi 25 9'dan direkt S1 bölü S2'yi bulursunuz. Farz edelim. E, unuttunuz. Yapamadınız. Yapacak bir şey var mı? Ne yapacaksınız? Tabii ki üçgen bilgisi yapacaksınız. Ha sen şimdi yamuğu gördün. Yamuğu görünce direkt aklına şu geliyor. Paraya kenar oluşturmak. Ama paraya kenar oluşturunca tamam espri böyle şey şuradaki espri güzel bir şekilde böldü gibi paraya kenar ve üçgen ama buradaki s 2yi güzel bir şekilde bölmedi. O yüzden burada sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar alan dağıtırken. Yani burada paralellikler var ya üçgene tamamlayıp da benzerlik alan ilişkisini yapabiliriz arkadaşlar. Bakın benzerlik alan ilişkisinde de şuna bakalım isterseniz. İlk önce 2 ve 3'e bakalım isterseniz. 2 ve 3'e baktığımız zaman 2 bölü 3'ün karesi nedir? Benzerlik alan ilişkisi 4 bölü 9. Yani burada kalan 4 aysa burada kalan ne yapıyor? 5 a yapıyor arkadaşlar. He, şimdi bir de neye bakalım? Şu üçgenle 2 ile 5'e bakalım. Şu 2 ile 5'e baktığımız zaman da 2 bölü 5'in karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 25 yaptı. O zaman burası 4 aysa ise tamamı 25 a yapacak değil mi? O zaman tamamını 25A yapması için 9A'sı burada. O zaman buraya ne kaldı? 16A kaldı arkadaşlar. S1 bölü S2 ne oldu o zaman? 5A bölü 16A'dan 5 bölü 16'ya eşit oldu arkadaşlar. Tamam. Formülle de yapabilirsiniz. Formül sizde. Ha böyle üçgeni tamamladığınız zaman size bir tavsiye verebilirim. Genelde böyle 4 bölü 9 çıktı. Tamam direkt 4A'ya 5A ya yazdık ama bazen şey çıkıyor atıyorum 2 bölü 8 çıktı mesela. Sadeleştirme olayını yapmayın. Çünkü bu 2'yi ben hem buradaki benzerlikte hem de büyükteki benzerlikte yapacağım ya. Buranın 4A kalması bizim için daha iyi olur. Bizi işlem kalabalığından kurtarmış olur arkadaşlar. Bir tavsiye size kalmış. İstersen formülle yap. Formülle yaptığın zaman da ne oluyor? 3'ün karesi eksi 2'nin karesi bölü. 5'in karesi eksi. 3'ün karesi direkt S1 bölü S2'yi veriyor zaten. 9 eksi 4 5 yaptı. 25 eksi 9 da kaç yaptı arkadaşlar? 25'ten 9 çıkartınca 16 yaptı. Yani cevap 5 bölü 16'yı bu şekilde de buluyoruz. Olur ya formülü unutursanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi hangi özelliğe geldik arkadaşlar? Bir sonraki özellik. Ya aslında yine bu da özellik aslında ama yine bu özelliği bilmeden de siz üçgen bilgilerinizle rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. İspatını da yapacağım ben şimdi bak. Özelliğimiz şu. Şöyle eşit olduğunda, şunlar eşit olduğunda bu alan tüm alanın yarısıdır. A, B, C, D. Buraya da E diyelim isterseniz. Alan A, D, E tüm alanın alan A, B, C, D'nin nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. Madem bu tüm alanın yarısı geri kalan parçalarda tüm alanın yarısı yapmıyor arkadaşlar? Yani burada alan A, burada kalan B ise bu yarısı ise geri kalanlarda yarısı. Dolayısıyla burada kalan da ne yapmak zorunda? A artı B yapmak zorunda arkadaşlar. Tamam. Peki nereden geliyor hocam bu? Ben bu özelliği bilmezsem çıkartabilir miyim bunu? Tabii ki çıkartabilirsin. Bak şimdi. Daha önce biz zaten bunları yaptık. Şunlar birbirine eşitse. Bak. Haydi alan dağıtalım. Ne yapıyorduk? Alan dağıtacağım. Oranlamanın olduğu yerden içeriye paralel çizeceğim ama maalesef kelebek oluşmadı. O zaman ne yapıyorduk? Dışarıya doğru yapıyorduk değil mi? O zaman dışarıya doğru yaptığımızda şurada kelebek çıktı. Kelebekte oran birebir olduğu için alanlar da birbirine eşit. Yani burada kalan A, burada kalan da A oldu değil mi? 1'e ee, 2 olsaydı kelebekte kuran 1 bölü 4 yazacaktık. Bak 1 bölü 2 yazacaktık. Dikkat edin. Peki burada alana B dersem. Bu arada şunlar birbirine eşit mi oldu? Çünkü kelebekte kuran 1'e 1. Bir, bunlar da birbirine eşit. Çizgideki alan A artı B ise çizgideki alan yine A artı B oldu. Bakın söylediğim şey aynen çıkmadı mı? A artı B iken tamamı 2 artı 2 B oldu. Yani sen bu özelliğe bağımlı kalmak zorunda değilsin. Bu özelliği bilmeden de kendin e, üçgen bilgilerine çok rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsin kardeşim. Tamam Bunu unutma. Ama biliyorsan da rahat bir şekilde yapabilirsin. Yani alanla ilgili çok fazla bir özellik vermedik zaten. Eşitlik gördüğünüz anda hemen şuradaki alanın tüm alanın yarısı olması aklına da geliversin. Evet bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. O zaman bu alan bakın. Çünkü eşitliği gördüğüm için burada bir üçgen oluşturdum. Bu alanı bulalım isterseniz. Kırmızı alan neye eşit arkadaşlar? Kırmızı alan burası kaç? 6. Kırmızı alanı buluyoruz o zaman. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den kaç yaptı? 12 yaptı. O zaman alan ABCD ne yapıyor arkadaşlar? 2 çarpı 12'den cevabı kaç buluruz? 24 buluruz. Çünkü bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Evet geldik bu soruya. Şimdi şu soruyu da arkadaşlar dediğim gibi alan dağıtarak da yapabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Mı? Yalnız biz neyi biliyoruz? böyle olduğu zaman şu alanla da şu ikisinin toplamı birbirine eşit oluyordu. Peki şimdi arkadaşlar 2K var 5K var. Aa, ben burada alan dağıtım yapabilirim. Çünkü niye? Yükseklikleri aynı. Niye yükseklikleri aynı? Şuradan çizdiğin yükseklikte buradan çizdiğin yükseklik aynı olmuyor mu arkadaşlar? Çünkü kelebek oluştu değil mi? Kelebekte de kuran birebir. Yükseklikleri aynı olduğu için 5K'da kalan 20 ise ee, 4 katı 4 katı o zaman burada kalan da kaç yapacak arkadaşım? 8 yapacak. Tekrar söylüyorum 5K'daki 20 ise 4 katı 2K'daki de 4 katı 8 yapacaktır burada kalan. Dediğim gibi şurada uzatıp da yine üçgenlerde alan dağıtımıyla sonuca ulaşabilirsin. Yalnız alan dağıtırken bütün kenarlardaki o oranlamaları yaz tamam mı? Peki ben şunu biliyorum artık. Şu alan tüm alanın yarısıydı. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı. O zaman burada kalan kaç yaptı kardeşim? 28 yaptı. Şu sıralamayla yazayım ben. Genelde kırmızı mavi diye gidiyorum ya. Yaptığım işlemler belli olsun en azından. Alan ABCD isteniyor benden. Alan ABCD'de de ne yaptı arkadaşlar? 28 çarpı 2'den cevap 56 çıktı. Ve geldik son alan özelliğine. Evet. Son alan özelliği de arkadaşlar. Bu da çok basit. Alan dağıtarak da sonuçta şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama direkt söyleyelim. Şu yanaklar birbirine eşit oluyor kardeşim. Tamam Buradaki alan A ise bu köşegenler çizildiğinde. Buradaki alan A ise buradaki alan da ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Yamukta. Bu ince bir sorularda çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunu bilmenizde fayda var. Bilmeseniz de çıkartabilir misiniz? Tabii ki çıkartabilirsiniz. Mesela bir tane ispat. Şimdi gördük. Hemen hemen ispatlayayım isterseniz. Şunlar birbirine paralel ya. Alan kaydırabiliriz. Şurada kalana B diyecek olur. Ya da hiç alan kaydırma. B alan diyecek olursan şu üçgenin alanında taban bu. Yükseklik bu. Aynı şekilde taban bu. Yükseklik bu. Aynı taban ve yükseklikler aynı olduğu için bu alanda A artı B yapmak zorunda. Bu alanda A artı B yapmak zorunda. Burası B ise A oldu. B ise A oldu. Oradan ise. Tamam. Bakıyoruz soruya. Şimdi soruda bakın ne verilmiş? Şurada kalan 22 verilmiş. ADL ve BCN alanlarının toplamları isteniyor. Yani taralı alanlar toplamı isteniyor. Büyük şekil bir yamuk. Allah Allah. Ne yapabiliriz? Bakın şunu şöyle çizdiğim zaman. Şurada bir yamuk değil mi? Yamukta yan taraftaki alanlar birbirine eşit değil miydi? Yani burada kalan A ise burada kalan da A. Hatta burası B ise burada kalan da B yaptı. Dolayısıyla bizden taralı alanlar toplamı isteniyor. Yani A alanı artı B alanı isteniyor. A artı B alanında ne eşit oldu arkadaşlar? Zaten bakın şurada A artı B çıkıverdi. Yani 22'ye eşit oldu. Cevap 22 oldu. Geldik buraya. Şimdi böyle bir soru gördüğünüz zaman hemen kafanızdan şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu kafanızdan bir şeyler oluşturmayı artık unutun. Ya da burası hocam paralel kenara benziyor. Hemen paralel kenara diyeyim buraya. Değil kardeşim. Bu bir paralel kenar değil. O yüzden sakın ola sakın vermiş miyiz? Şunları paralel vermiş miyiz? Paralel kenar gibi davranmayın o yüzden buna tamam ha, En azından bak şunu verseydim. Şunlar paralel ya yamuk olduğu için. E, şunlar paralel. En azından burası 3 kken burası da 3K olursa evet. Şu şekil bir paraya kenar olurdu. Neyse. Alan 8 ve 44 verilmiş. 2K ve 3K var. Allah Allah. Burada alan dağıtımı yapacağımız belli zaten. Soruda da gördüğünüz üzere. Ne yapalım? Şuradan şunu şöyle çizecek olursam. Yan tarafta arkadaşlar yine bir paralel kenar oluşmadı. Dikkat edin. 2K ise yukarıya 2K demeyin sakın. Sadece ne oldu arkadaşlar? Ben buna kesinlikle ama kesinlikle bir yamuk diyebilirim. Çünkü e, tabi ben yamuk konusunda olduğum için ABCD yamuk diye buraya yazmadım soru yazarken arkadaşlar. ABCD bir yamuk. O zaman ben bunu çizdiğim zaman ne oldu? Şu da bir yamuk oldu arkadaşlar. Çünkü şunlar birbirine paralel. E, yanaklar birbirine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Yani burada kalan kaç oldu? 8 oldu. 8 ise burası da 8. E, tamamı 44. 44'ten 8 çıkarsa kaç kalıyor? 36 mı kalıyor? Burada kalanımız 36 yaptı. Bakın şimdi alan dağıtabilirim. 3K'dan 2K'ya alan dağıtımı yapabilirim. 3K'da kalan 36 ise kaç katı? 12 katı. 12 katı 24 yapacak burası. Tekrar söylüyorum. 3K'da kalan 36. 12 katı. 2K'daki de 12 katı 24 yapacak. 24 yapması için buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 kaldı. E artık biz burada bazı arkadaşlarınız şöyle diyor olabilir. Ya hocam bu alanda bu alanın çarpımı bu alanda bu alanın çarpımına eşit. Ama ben böyle bir özellik bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken kullanmıyorum. Gerek var mı? Yok kardeşim. Niye gerek yok? Çünkü şuraya baktığım zaman 8'e 16 var. Ya da burada 8'e 16 var. O zaman alanlardaki tabanlardaki oran 1'e 2 olmak zorunda değil mi? A'ya 2A. Değil mi? O yüzden burası A'ya 2A. Çıktı burada da 2A'da kalan 8 A'da kalanı direkt 4 diyebilir miyiz? Niye ben formül kullanayım değil mi? E alan ABCD isteniyor benden. Alan ABCD de çıktı arkadaşlar. Mavi alanlar 44 ve 8'di. 44 ve 8'di. Artı beyaz alanları da buldum. 16 artı 4 yani orası da. Topladığımız zaman da 44, 8 daha 52. Burası da 20, 72 mi çıkıyor? Evet cevabımız 72 oldu arkadaşlar. Ve böylelikle yamuk konusunda bitirmiş olduk arkadaşlarım. Bir sonraki konumuz çokgenler olacak. Çokgenler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.